Biz insanlar düşünceyle ancak insan olabiliyoruz. Yoksa diğer yönlerde koyunda iki tane göz var, bende de var. Onda böbrek var, ciğer var, bağırsak var, kulak var. Beyin var, kan var, can var, bende de var. Onda beyin var, bende de var. Onda akıl yok, bende akıl var. O zaman ben bu aklı kullanmam lazım. Sevgili kardeşler, benim değişik üsluplarım var. Mesela bu gözlük. Gözlük. Kim yapmıştır bunu soruyorum. Kimisi diyor ustası diyor, kimisi gözlükçü. Bak, gözlükçü. Bu gözlük bize gözlükçüyü gösteriyor. Peki bu gözler kimi gösteriyor? Elbette ki yaratan Rabbimi gösteriyor. Adam bunu göremiyor. Gözlükçüyü kabul ediyor ama gözlükleri de kabul ediyor. Fakat Cenab-ı Hakk'a gelince, mesela bak üniversite kitaplarında hiçbirinde Allah'tan bahsetmez. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji, efendim tıp, hiç Allah'ın kudreti, Allah'ın hikmeti demez. Astronomi okur, okutur. Yıldızların dönmesini anlatır. Hızını anlatır. Büyüklüklerini kendine göre anlatır. Fakat bunları döndüreni anlatmaz. Çocuklar, dünyamız iki çeşit dönüş yapar. Bir, kendi ekseninde dönmekle gece gündüz olur. İki, güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana gelir. Tamam. Bu kadar. Ama dese ki çocuklar, bu dünya nasıl dönüyor? Bu dünyanın gözleri yok, aklı yok, pilotu yok, şoförü yok, makinisti yok. Nasıl dönüyor böyle çarpmadan kendi kendine? Bu kadar düzgün dönüyor. İşte çocuklar bunu döndüren sonsuz ilim, irade, kudret sahibi bir Allah var. O bizim dünyamızı döndürüyor. Başımız dönmüyor. Evlerimiz yıkılmıyor. Denizlerimiz dökülmüyor. Rahatsız olmuyoruz. İşte o bizim Rabbimizdir. Dese çocuk hem dünyanın döndüğünü öğrenecek hem de döndüreni tanıyacak. Fiil, faili, kitap, katibi, şiir, şairi, baklava, baklavacıyı gösterir. İki kere iki dört, ister çarp ister topla. Bu ilmi bir mevzuattır. Bunun aksini kimse düşünemez. Bakın, armut, Allah Allah. Biz diyoruz buna armut. Araplar başka bir şeyden, Fransızlar başka bir şeyden, İngilizler. Armut, bunun adı armut. Bak, manayı ismi, manayı harfi. Manayı ismi armut, manayı harfi Cenab-ı Allah tarafından bana gönderilen bir hediye. Bakın, odun. Buraya takıyor Allah bunu. Kulum diyor, dikkat et, sana odunla armut gönderiyorum. Odunla portakal gönderiyorum. Odunla muz gönderiyorum. Odunla üzüm gönderiyorum. Odunla elma gönderiyorum. Odunla kivi gönderiyorum. Mandalin gönderiyorum. Bir de dilim dilim ayırıyorum. Kulum, dikkat et, kafayı çalıştır. Sonra öbür tarafta çok mahcup olacaksın. Çok utanacaksın. Eğer Allah bize dese öbür tarafta, ey kullarım, hiç vicdanınız sızlamadı mı? Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Bu güzel portakalı ki bak, rengi gözümün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumu besliyor. Demek ki bana bunu beni tanıyan, seven, bilen birisi gönderiyor. İşte o benim Rabbimdir. Yoksa bu odun beni ne tanır, ne sever, ne bilir. Çünkü bu bir odundur. Eğer ben bu odunun arkasında Rahman'ın elini görüp şükür ile öpemezsem, teşekkürle öpemezsem odun gibi giderim öbür tarafa. Doğru cehennem sopasına, kütük olarak. Allah muhafaza. Onun için biz bütün gayemiz, meselemiz perdeyi açıp, gaflet belgesini yırtıp perdenin arkasındaki faili göstermek. Bütün meselem bu benim. Nerenin portakalı? Allah'ın portakalı. Yok, dört yolun portakalı. Nerenin armudu? Kumlanın armudu. Hayır, Allah'ın armudu. Nerenin karpuzu? Adana'nın karpuzu. Adana diye birisi mi var orada? Köfteci Mehmet gibi.
bize karpuz yapıp gönderiyor. 40 ağacın kavunu. Hayır, Allah'ın kavunu, Allah'ın üzümü, Allah'ın muzu, Allah'ın kulu. 2 kere 2 4, ister çarp ister topla, 4 çıkar. Bu kadar açık olan bir şeyi niye biz göremiyoruz? Neden bu gibi sözler kitaplarımızda yazmıyor, derslerimizde devreye girmiyor? Bu 100 küsur seneden beri böyle bir materyalist sistem devam ediyor. Bunu siz bozacaksınız, üniversiteliler. Bu oyunu siz bozacaksınız. Bu gaflet perdesini siz yırtacaksınız. Yoksa sıradan vatandaş bu işi zor yapar. İlim erbabının yapacağı bir iştir bu. Madem ki bu kainatta sonsuz bir nizam var, o nizamı kuran bir nazım var. Madem ki kainat büyük bir üniversite gibi her tarafta, bakın bir sürü fakültelerimiz var. Nedir bunlar? Birisi biyoloji okuyor. Birisi jeoloji okuyor. Biri astronomi okuyor. Hep kitap yazmışlar. Demek bu kainat ne kadar büyük bir kitap ki bu kadar kitaplar tercüme edilmiş. İşte Kur'an-ı Kerim de büyük bir kitap. Ondan da 350 bin tefsir yazılmış. Mevlana'nın yazdığı daha başka bir ahenkte. İmam-ı Rabbani yazmış daha başka. Hazreti Bediüzzaman yazmış başka. İmam-ı Azam başka bir konuyu anlatıyor. Ama hepsi hak ve hakikati anlatıyorlar. İşte bu kainat öyle bir üniversite ki bu kadar dalları var. Bu kadar fakülteleri var. Peki bu fakülteler nereden çıktı? Dişçilikte okuyorum diyor. Peki dişi kim yaptı? Allah bak. Sadece şu dişin, şu kadarcık bir diş. Bu dişin ne olduğunu anlamak, tedavisini yapmak, icap ederse yerine takma, bir tane takmak için 20 sene, 25 sene tahsil yapıyor. Şu gözü tamir etmek için, 25 sene tahsil yapıyor. Allah Allah! Ya benim vücudumda, bende şu anda ne kadar fakülteler var. Allah'ım! Ortopedik var, biyoloji var, ondan sonra var, neler var bende? Ben tıp var, hariciye var, dahiliye var, intaniye var, devliye var. Efendim psikoloji var, neler var bende? Ya ben ne harika bir şeymişim. Peki ben beni düşünmeyeceğim de neyi düşüneceğim Allah aşkına? İşte onun için düşünmek fevkalade bir şeydir. Bunu da ancak büyük düşünürlerin kitaplarını okuyarak biz düşünüyoruz. Ben bu kitapları okudum, 50 senedir okuyorum. Bunları okumadan önce hiç kulağımı düşünmüyordum. Kulak, Allah Allah, kulak ya kulak. Halbuki şimdi düşünüyorum, Allah Allah, ne biçim bir cihaz bu? Ezan sesi, tren sesi, anamın sesi, babamın sesi, inek sesi, sinek sesi, korna sesi, telefon sesi, ambulans sesi, feryat sesi. Bütün sesleri birbirinden ayırt ediyor. Küreyi arz kadar bir santral teşkilatı yapsak bunun yaptığını yapamaz. Et parçası. Bu bende var. Burnum harika. Elma, armut, sucuk, pastırma, köfte, dolma, çay, kahve, kavun, karpuz, börek, çörek, balık, tavuk. Allah Allah! Geçen gün birine anlattım, ayaküstü. Hocam dedi, bu burun dalgasına kafam çok yattı. Bakkal dükkanında valla. Dükkana girdim. Baktım genç çocuk, seviyorum öyle gençleri. Merhaba delikanlı dedim. Merhaba dedi. Ne yapıyorsun? Abi Pınar Süt Fabrikası'ndan çalışıyorum dedi. Süt getirmiş. Öyle mi ya? Var mı dedim öyle bir fabrika? Var dedi. Vallahi dedim ben süt fabrikası ben bilmiyordum. Süt fabrikası inektir dedim. Keçidir, koyundur, devedir. Böyle süt üreten bir fabrika ben duymadım. Senin dediğin o fabrika sütü kaynatıyor, kutuya koyuyor, peynir yapıyor, tere. O değil mi? Evet dedi. Süt fabrikası denmez ki ona. O süt fabrikası değil, ambalaj fabrikası. Deyince çocuk böyle baktı. Bak dedim Kur'an-ı Kerim'de Rabbim ne diyor? وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً En'am, süt veren hayvanlara en'am deniyor. 4 tane bunlar. Keçi, koyun, deve, inek. Manda beraber durumda ikisi. Aynı mandagiller. 4 tane. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً
En'amlarda sizin için ibret vardır. İbret ne demek? Ders. Ne yapar onlar? Nuskikum mimma fi butunihi min beyni fersin ve demin. Onların içlerinde, karınlarında diyor, kan ve fers. Fers ne be kardeşler? Hani bayramlarda hayvanları keseriz, işkembesini yardığımız zaman şeyler çıkar böyle, buğdaylar, arpalar. Onların adı fers. Hayvan kendisi çıkarırsa o da ters. Tabii ya. Kur'an bütün detayıyla anlatıyor. Min beyni fersin ve demin. Dem de kandır. Kan ve fers arasından lebenen, süt, halisan, halis bir sütü veriyorum. Saigan, kayar. Ne zaman? Lişşaribin. İçtiğiniz zaman, meşrubat diyor zaman, içtiğiniz zaman boğazınızdan kayar diyor. Efela yeşkurun. Size böyle yaptığım için bana teşekkür etmeyecek misiniz diyor Rabbim. Ya demek ki etmiyoruz ki. Etmiyoruz ki. Öyle diyor. Onun için tabii şimdi adam doğmuş, büyümüş. Bu çarpıda bir şeyi duymamış. E görüyor inekten sütü sağıyor. Mesela Cenab-ı Hak böyle diyor. Sütü ben veriyorum diyor ama inek de orada duruyor. İneği sağdık. Bir kova süt. 4 tane cevap. Sütü kim yaptı? Cevap inek yaptı. Sütü kim yaptı? Cevap doğa yaptı. Sütü kim yaptı? Cevap kendi kendine oluştu. Sütü kim yaptı? Allah yarattı. Dediğimiz zaman sınıfı geçmiş oluyoruz. Bu kadar. Tabii ya. Kenan Işık var biliyor musunuz? Hani çıkıyor 500 milyar kim ister? Herkes ister. Ama kimseye vermiyor. Hiç görmedim 500 milyar alan. Biraz çıkıyor sonra tak düşüyor aşağı. Mesela orada 4 tane soru. Türkiye'mizde bir deniz kenarı ilimiz. Erzurum, Konya, Kayseri, Antalya. Hangisi? Antalya. Yazdı. Bir 50 lira aldı. İkinci soru. 10. reisi cumhurumuzun adı. Kenan Evren, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet, Turgut Özal. Eğer siyasetle biraz ilgisi varsa Ahmet Necdet diyor. 50 lira daha alıyor. Bir soru daha geliyor. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ilk halifesi Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Hangisi? Hazreti Ebu Bekir biliyorsa biraz daha alıyor. Çıkıyor hevesleniyor. Ondan sonra bir soru geliyor. 12. asırdaki Şankarto'nun Çankarto'sunu kim seslendirdi? Mozart'ın Zart'ını kim besteledi? Joker hakkımı kullanacağım. Kullan. Joker'i çağırıyorlar. Vallahi diyor ben de bilmiyorum. Seni diyor. Ben de bilmiyorum diyor. Öyle kalıyor. Oraya kadar çıktı. Demek ki bir şey almak için sorulu cevaplı tırmanacaksın. Niye anlatmak istiyorum? Ben bu kitaplardan habersizdim. Habersizdim, öyle şey olursuz yaşıyorduk. Bazen namaz kılıyorduk, işim olursa kılmıyordum. Böyle bir halim vardı. Sonra bunları tanıdık. Baktım ki benim vazifem ibadet etmek. İnek süt veriyor, ben veremiyorum. Tabii ki ben namaz kılacağım. Tavuk yumurta yapıyor, ben yapamıyorum. Tabii ki ben oruç tutacağım, Kur'an okuyacağım. E benim de bir vazifem var. Bak burada hepsinin bir vazifesi var şimdi. Bu kitapları okumaya başladık. Biraz hani ucuza gitmiyoruz fazla. Biraz hizmet ediyoruz, sağa sola gidiyoruz. Kahvelere gidip ders yapıyoruz. Camilerde hocalar müsaade ederse konuşuyoruz. Meyhane hariç her yere giriyordum yani. Öyle bir şevklenmişim. Meyhane hariç her yere giriyorum. Biri dedi bir gün abi ya, niye meyhaneye de gitmiyorsun? Ya dedim meyhaneye de giderim de. Oradaki adam zaten içmiş, kafayı çeke çeke kafayı koparmış. Kafasız yani, şimdi ne anlatacağım ona? Bir de bazı sarhoşlar var, dini seviyor. Ama antrenörünü bulamamış, oraya takılmış garibim. Hoşuna gidiyor din. Helal hocam. Hocam gel bir öpeyim seni. Hadi öpsün. Öptü de, doldur hocama da bir tane. Ya kardeş bismillah, tövbe. Estağfurullah hocam. Olmaz hocam. Bak biz seni dinliyoruz. Yamuk yapma hocam. Yani sarhoş adam. Laf anlatamazsın. Onun için meyhaneye gitmiyoruz. Ha neyi anlatıyordum?
Şimdi bu yola girdim. Bunları böyle seviyorum. Hoşuma gitti. Allah Allah diyorum. Ne kadar güzelmiş. İnsanlara anlatıyorum. Her yerde anlatıyorum. Bulduk ya. Yeni görme, gavurdan dönme. Ben de bunları bulmuşum böyle. Anlatıyorum her yerde. Ama bir gün, tabii imtihan olacağız ya. Bir gün evimizde baktık bir baskın, polisler geldi. Kıpırdamayın! Bir girdi içeri. İşte bu Şankarta'nın Çankırtası. Siz burada devletin temel nizamlarını sarsıyorsunuz. Şudur budur. Eller bizi bağladılar. Götürle hapse attılar. İmtihan. Çıkarken cevap veremeyeceğimiz bir soru çıktı karşımıza. Ya biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Biliriz biz sizi. Ya memur bey, aç. Ya memur bey, kitaplarımız burada, okuyun bak belli yani. Aç. Attılar. Dayak da attılar. Hapse de attılar. Günlerce tuttular. İçeriden nefsimden ses geliyor. Diyor ki, bırak bu işi sen ya. Bu tehlikeli bir iş yani falan. Vicdanımdan da geliyor, devam et. Peygamberine de yaptılar senin. Üstadına da yaptılar. Bütün peygamberler bunu yaptılar. Zahmetsiz rahmet olmaz. Vicdanımdan o ses geliyor. Gene nefisten geliyor. Ne istersen bırak, vazgeç bu işten. Vicdanım şahit, bu gariban hep kaldı öyle. Anlaşıldım evde ağlayarak. Böyle kaç defa evimi bastılar, dükkanımı bastılar, içeri attılar. Ama şimdi basmıyorlar artık. Basmıyorlar. Yoruldular basa basa. Biz yorulmadık. Devam ediyoruz. Yine basabilirler isterlerse. Ha. Devam edelim. Demek ki imtihan bunlar. Hep imtihandır. Demin gelirken şoför kardeşimizle böyle muhabbet ettik. Her şey imtihan. Allah sana güzel bir ses verir, seni imtihan eder. 10.000'leri hoplattırırsın. Hep beraber. Hep beraber. Biliyor musun? Bir şeylerde böyle Allah selamet versin. Neydi o bizim İbrahim Tatlıses? Hoplattırıyordu binleri. Hep beraber. Ama şimdi inşallah düşünüyordur. Düşünüyordur. Onu biz rüyamızda gördük. 2 defa, 3 defa bir kardeşimiz. Gel ben çok hastayım, bana yardımcı ol. Kardeş gidiyor İstanbul'a. Buluyor fakat yanındakiler sokmuyorlar. Tekrar diyor ben hastayım, bana yardımcı ol ne olursun. Tekrar gidiyor, tekrar bulamıyor. Sonra bu olay oluyor. Biz herkese el uzatıyoruz. Herkese yardımcı olmak istiyoruz. Belki de onun şimdiki durumu daha güzeldir eskisinden. Neden? Şimdi düşünüyordur. Dünya fani, ölümler ani. İşte benim bu kadar heybetim, bu kadar havam, bu kadar imparatorluğum bitti. Hepimiz böyleyiz. Onun için çantacı Necmi şimdi beni her yerden, üniversitelerden çağırıyorlar. Şimdi ben havaya girsem, ya ben neymişim be? Ulan hep beni çağırıyorlar üniversiteden, şuradan, buradan. Şimdi bu gece buradan çıkacağım, TV'ye gideceğim. Berat TV'de bu gece 9'da canlı dersimiz var. Ben neyim ki ya? Ben kaç paralık adamım? Kaç parayım ben? Cenab-ı Allah diyor ki, وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى Gani diyor benim, siz hepiniz fukarasınız diyor. Bu ayeti bir gün birisine okudum. Dedi hocam be dedi, biraz abartıyorsunuz galiba. Neden dedim? E dedi şimdi Sakıp Sabancı da fakir mi? O zaman saydı rahmetli. Rahmi Koç da fakir mi? Fakir dedim. Vallahi dedi benim kafam be yatmadı bu işe dedi. Yatmadı dedi. Adamın dedi özel uçağı var, özel helikopteri var, her yere gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Peki dedim bu zat sabah kahvaltısında Mısır'da, Kahire'de, Nil Nehri'nin kenarında 8 yıldızlı bir restorana, otele sabah kahvaltısından gidebilir mi? Hüsnü Mübarek'in davetlisi olarak. O zaman Hüsnü Mübarek vardı. Şimdi yok, bitti. Tabii gider dedi. Gider mi? Gider. Ben de gider. Peki giderken uçak arıza yapabilir mi? Yapar. Yapar demek istemiyor ama yapar dedi. Dedim uçak arıza yaptı. Pap 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 pap. Pilot diyor ki Rahmi Bey uçağımız düşeceğiz aşağı. Uçakla mı düşelim, ayrı mı düşelim? Paraşütle. Paraşütümüz var mı? Var 2 tane.
Paraşütle attılar kedilerini aşağı. Kızıldeniz'e de düşebilirler. Sina çölüne de düşebilirler. Neyse çöle düştüler. İkisi de garipler. Uçak da parçalandı. Hava, su yok. Ekmek yok. Kum fırtınaları esiyor. Şimdi bu adamlar zengin mi, fakir mi? Fakir. Haber aldık orada olduklarını. Aldık 18. noteri de yanımıza. Gittik, helikopterle indik. Rahmi Bey, menkul ve gayrimenkulünü noter huzurunda bana devredersen sana bir pınar su getirdim. Bir tane de ekmek, 100 gram da teneke peyniri. Verir mi? Verir. Bitti. Demek bunların zenginliği bu kadarmış. Bizim zenginliğimiz gerçek zenginlik değil. Birbirimize karşı. Ben çok kişilere kadar zenginim. 1 milyar maaş alıyorum. Ama çok da kişilere göre fakirim. Bağkur emeklisi, garibanım. Demek ki bizim zenginliğimiz, fakirliğimiz mecazi. Cenab-ı Allah'ın zenginliği hakiki. Mesela sevgili kardeşlerim, altın kıymetlidir değil mi? Altın. Deseler ki bir teneke su mu istersin, bir damacana su mu istersin, bir teneke altın mı istersin? Hangisini istersin? Altın, ben de. Neyse altını aldık ama öyle bir yerdeyiz ki susuz kaldık. Bir odada ne ekmek var, ne peynir var, ne su var, hiçbir şey yok. Biz hanımla öyle bir yerde kaldık. Bizi bir saraya koydular ama içecek su yok. Çok lüküs bir yerdi. Ondan sonra geldi adam tekrar. Son karar mı? Su burada. İstersen altını ver, suyu vereyim dese, suyu ver kardeşim. Demek ki altının değeri gerçek değil. Suyun değeri gerçek. Bu ateşini de söndürür, yangını da söndürür. İçersinde, yıkanırsın da, ağacına da dökersin, hayvanını da sularsın. Fakat altından hiçbir şey yapamazsın. Ne örtünebilirsin, ne yıkanabilirsin, ne içebilirsin, ne de yiyebilirsin. Demek ki onların değeri mecazi, bizim bunların değeri hakiki. Karnın çok aç, 2 tane portakal yesen karnını doyurabilirsin. Ama altını yiyemezsin. Ama biz demek ki neye değer verdiğimizi bilemiyoruz. Hani bazıları var, evladım tuttuğun altın olsun, Allah korusun. Ne büyük bir beddua. Adam hanımını tutuyor, altın oluyor. Yorganı tutuyor, altın oluyor. Ekmeği tutuyor, altın oluyor. Demek ki bu büyük bir beddua. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ya biz duayı bile bilmiyoruz. Dikkat edelim kardeşler, uyanalım. Yoksa insanlar diyor uykudadır İmam Ali, öldükleri zaman uyanırlar. İnşallah biz ölmeden uyanalım. Ölmeden uyanalım. Çünkü hayat ne zaman gidecek, nerede gidecek, nasıl gidecek bilemiyoruz. Görüyoruz yeni evlenmiş 2 tane genç kardeşimiz. Mutluyuz yazıyor. Biraz sonra bakıyorsun tır çarpmış, ikisi de kutlu olmuşlar. Onun için bilemeyiz. Her an ölüm bizi yakalayabilir. Ya onun için devamlı tefekkürde olmamız lazım. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin diyor Peygamberimiz Efendimiz. 1 saat diyor Allah için tefekkür etmek, 1 sene nafile ibadetten hayırlıdır. Ne demek nafile? Farzların dışında yapılan ibadetlere nafile deniyor. Nafile demek faydalı, menfaatlı demek. Menfaatı var yani. Hani halk arasında nafile yere uğraşma, boş yere uğraşma anlamında değil. Mesela teheccüd namazı nafiledir. Duha namazı nafiledir. Evvabin namazı nafiledir. İşrak namazı nafiledir. Öğlen namazı farzdır. O hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Allah emretmiş. İşte diyor ki 1 saat tefekkür. Bu aradaki 1 saat 60 dakika değildir. Saat Arapça an demektir. 1 an düşünüyorsun ya Rabbi.
beni gözde görünmeyen bir siperimden yarattın. Siperim. Yani çok büyüttükten sonra görülebilecek bir siperimden beni yarattın. Gözümü de ondan yaptın. Kulağımı da ondan yaptın. Kalbimi de ondan yaptın. Ağzımı da ondan yaptın. Kaşımı da, saçımı da, böbreğimi de, tırnağımı da ondan yaptın. Ne büyüksün ya Rabbi. Kurban olayım sana Allah'ım. Demek fevkalade bir şey. İşte Allah takdir istiyor. Kur'an'da öyle diyor. Estağfurullah. Ve ma kaderullah hakka kadri. Siz beni hakkıyla takdir edemezsiniz. Vel erdu cemi'an kabdatuhu yevmel kıyamet. Benim kabzamdadır diyor. Kıyamette, dünyada hepsi benim şu avucumdadır diyor. Ve semavatu matviyatu bi yeminihi. Bütün semavat benim kudret elimde dürülmüştür diyor. Nasıl böyle bir Allah'ı biz takdir edebileceğiz? Onun için kardeşler, ama yine de takdir edebiliriz. Buna bakıp takdir ederiz. Rabbim sana hamdü senalar olsun. Buna bakıp takdir edebiliriz. Ya bakın, burnuma götürüyorum çiçeği. Kokuyor, ne olduğunu söylüyor. Kapat gözünle, hemen söylüyor. Sümbül, nergis, sambak. Allah, bir anda söylüyor. Peki buraya götürüyorum çiçeği, koku almıyor. Tornavidaya kaktır istersen, gene almıyor. Buraya da telefonu götürüyorum. Alo. Bak bu ses alıyor, bu koku alıyor. Telefonu buraya götür. Alo, ses gelmiyor. Yahu diyor, bu delikten gidiyor, bu delikten niye gitmiyor? Kardeşim, hepsinin ayrı vazifesi var. Bu delik başka, bu delikler başka, bu başka. Hepsinin ayrı ayrı vazifesi var. Kurban olayım ona. Bir şeyden her şey yapıyor. Bakın, hepsi de et, fakat neler yapıyor. Bir şeyden, topraktan, bak bir toprak neler yapıyor. Bir odun, neler odun. Bütün bu gördüğümüz bu nimetler hepsi de odundan geliyor, odun. Yeri de çamur. E şimdi bunları ben düşündüğüm zaman coşuyorum. Oynayasım geliyor sevincimden. Niye? Böyle bir Allah'ım var benim. Beni görüyor. Benim her şeyimi biliyor. Benim imdadıma yetişiyor. Hiç umurumda değil. Geçenlerde İzmir'de birisi geldi, arabama çarptı. Saat 1'i geçiyor. Sohbetten dönüyoruz. Adam karşıdan öyle bir geliyor ki, kaçtım, kaçtım, kaçtım. Geldi bana bir patlattı. Benim araba Ford, Alman Ford'u. Sağlam. Baktım onun arabası kayboldu. Araba yok. Motor orada var. Kapısı oraya gitti, bagajı oraya gitti, kaputu oraya gitti. Zaten Murat mıydı, neydi? O da kendi de kendini dağıtmış zaten, böyle bakıyor. Polis geldi, neyse şey yaptı. Polis dedi bana, abi dedi, arabanı çek buradan dedi. Yolda dar. Ulan gece çekeceğim ama nasıl çekeyim? Kendimi zor çekiyorum. Ama bak, şöyle bir düşünüyorum. Rabbim beni görüyor, halleder. Ne kadar tatlı değil mi? Halleder. Baktım benim arabamı tamir eden Ahmet Usta karşıdan geçiyor. Ahmet Usta dedim, gel buraya, ne yapıyorsun orada? Abi nişana gitmiştik de dedi, geç kaldık. İyi ki geç kaldık dedim. Al dedim bu arabayı, nereye götürürsen götür. Tuttum bir taksi, gittim evime. O da aldı arabayı, götürdü, tamir etti. Buna tesadüf denebilir mi? Tevafuk diyoruz buna. Tevafuk ne demek? Olaya vakıf olan birisi var. İlim, irade, kudret sahibi. O görüyor, ona göre şey yapıyor. Sene 66. Yeni başlamıştık bu işe. Çok şevkliyiz. Yeni görme, ya buradan dönme derler. Biz de böyle yeni görmüşüz bunları. Gaziantep'e gitmiştim. Orada bir sohbet ettik. Abi dediler, kilisede git ya. Kilisede cemaatimiz var. Gideyim dedim. Nasıl bulacağız cemaati? Ama benim anlattığım benim. 66 senesi, çoğunuz dünyada yoktunuz. O zaman da böyle, Nurcu, Risale-i Nur, Said Nursi demek. Hemen içeri atarlar adamı. Dedim, cemaati nasıl bulacağız? Abi dedi, Şehler Camisi var. O caminin imamı Mahmut Şekeroğlu. Camiyi buldun mu, cemaati de bulursun. Olur dedim, tamam. Bilinmeyen bir şey, bilinen bir şeyle anlatılır, değil mi? Neyse indim otogarda. Öyle taksimiz maksimiz yok, otobüslerle gidiyoruz. İndim, baktım birisi geçiyor, ona dedim bir selam vereyim, sorayım. Soramadım. Birisi daha geliyor, dedim şuna bir selam vereyim, ona da selam veremedim.
Baktım birisi daha geliyor, böyle nurani bir yüz. Selamun aleyküm kardeşim dedim. Aleyküm selam dedi. Biz de gençtik o zaman, o da genç. Dedim kardeş, burada Şehler Camisi varmış. Ben oraya gitmek istiyorum. Nasıl gidebilirim? Ben götürürüm dedi. Camiyi mi göreceksiniz? Esas dedim ben onun imamını göreceğim ama tabii camiyi bulmadan imamı bulamayız. Oranın imamı benim dedi. Ne haber? 55 bin nüfusu var. 55 bin ihtimalden bir ihtimal. Kim yapar bunu? Kim yapar? Allah yapar. İşte biz yüzlerce böyle, hatta binlerce karşımıza çıkmıştır bu gibi olaylar. Ondan sonra rahatız yani. Yeter ki sen Allah'a teslim ol. Teslim olursan o senin işini görür. Ama az teslim olursan olmaz. Tam teslim olacaksın. Mesela biz bazen denize gidiyoruz, yüzüyoruz böyle. Ben İzmir çocuğuyum. Bazı arkadaşlar var, kenarda yüzüyorlar. Ya diyorum, o çamurlu yerde durmayın. Gelin bak buranın suyu ne kadar berrak. Abi diyor, yüzmek bilmiyoruz diyor. Ya bilecek bir şey yok diyorum. Bak ben salıyorum kendimi. Duruyorum. Gemi yüzmek mi biliyor? Kayık yüzmek mi biliyor? Zaten su kaldırıyor. Suyun karakterinde kaldırmak var. Sen yat, o seni kaldırır. Yok ya diyor. Getirin şundan diyor. İçin iki kişi gönderiyorum. Tutuyorlar bunu. Karga tulumba getiriyorlar. Atın diyorum şuraya. Bir atıyorlar, böyle yapıyor. Oh, Allah aşkına yapma. Gene batıyor. Her tarafını oynatıyor, gene batıyor. Neden? Deniz bile teslimiyetsiz adamı kabul etmiyor. Lan diyor, görmüyor musun? Tonlarca gemileri ben kaldırıyorum. Seni mi kaldıramayacağım? Adam boğuluyor, ölüyor. Bu sefer ölüsünü çıkarttırıyor. Bak diyor, görüyorsun değil mi? O kendi kendini boğdu. Onun için teslimiyet çok mühimdir. Psikolojide de bu vardır yani. Yani psikologlar teslimiyeti tavsiye ederler yani. Tabii teslimiyet, her şeyde teslimiyet. Geçenlerde bir yerde, Adapazarı'nda bir yerde böyle sohbet ettik bir lisede. Soru sordum, işte kaza namazı şu bu yani. Şey sorular, klasik sorular. Çıktım dışarıya. Bir genç arkamdan koşturuyor. Hocam dedi, bir sorun var dedi. Dedim niye içeride sormadın? Çekindim mi hocam dedi. Peki dedim, söyle bakalım. Dedi Allah bizi niye yarattı durup dururken dedi. Durup dururken bizi niye yarattı yani? Ne lüzum vardı bize? Dedim ya ne kadar kaliteli bir soru sordun. Zaten bir insanın kültürü sorusundan belli olur. Dedim ki abiciğim. Düşün dedim, bak sana bir misal vereceğim. Çok zengin birisi var, çok zengin. Bütün bu insanları doyurabilir, mutlu edebilir, sevindirebilir, güldürebilir, memnun edebilir bir zat var. Hiç kimseye bir şey vermiyor. Yedirmiyor, içirmiyor, hazineleri var. Kimseye 5 kuruş menfaati olmuyor. Nasıl bir insandır bu dedim. Bu dedi egoist, cimri, pinti bir insandır dedi. İşte dedim, Cenab-ı Allah'ın bu kadar hazineleri, bu kadar yaratma gücü, bu kadar yedirme gücü, bu kadar memnun etme gücü olduğu halde bunları yapmazsa bu sıfatlar noksan sıfatlardır. Cenab-ı Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Bak dedim yumurtayı kuş yapıyor, kuş uçuyor, çık 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 çık, gak gak gak. Ondan sonra yumurta yapıyor, ondan sonra oradan civcivler çıkıyor, onlarla meşgul oluyor, seviniyor. Kedi doğum yapıyor, yavrularını seviyor. Kuzu doğum yapıyor, yavrularını emziriyor. İnsan doğum yapıyor, yavrusunu emziriyor. İnek doğum yapıyor, yavrusunu emziriyor. Allah Allah. Ben annemde nasıl emdim böyle? Bakıyorum kuzu da ölemiyor. Bakıyorum dana da ölemiyor. Sıpa da ölemiyor. Allah Allah. Beni kim emzirdiyse bütün emenleri o emziriyor. Nedir bu? La razıka illahu. Resak bir tanedir. Böyle anlatmaya başladım. Sonra dedim bak kardeşim, sen dünyaya geldin, annen baban sevindiler, oğlumuz oldu. Ondan sonra kem küm pep pep dişlerin çıkmaya başladı. Aa, çocuğun dişleri çıktı, sevindiler. Yürüdün, sevindiler. Konuştun, sevindiler. Sünnet oldun, sevindiler. Askere gittin, sevindiler. Okula gittin, sınıfı geçtin, sevindiler. Terhis oldun, sevindiler. Nişan oldun sevindiler, evlendin sevindiler, çocuğun oldu sevindiler. Ulan dedim bu kadar sevinmekler sadece senin için olmayacaktı. Bir de bütün bu sevinenleri düşün.
Hocam dedi, ellerini öpeceğim dedi. Benim dedi kafamda yılan gibiydi bu senelerden beri. Soramıyordum bunu. Senin bunu cevaplayacağına inandım ve ona sordum dedi. Kurtuldu çocuk. Oh, rahatladı. E tabii canım, tabii. Ben de bu kitapları okumadan önce öyle sorularım vardı ki hocaya soruyordum. Hocam diyorum, ben de böyle vesvese geliyor. Acaba doğru yolda mıyız? Acaba ahiret var mı falan? Oğlum diyor, o şeytandır söyle. Benim müftü amcam var, ananı ağlatır senin. İzmir Müftüs Akif Salı. Ya cevap olur mu bu Allah aşkına? Ondan sonra gencim, üzülüyorum, ağlıyorum, yemek yemiyorum, oldum şey gibi böyle, iskeletor gibi. Annem üzülüyor, babam üzülüyor. Sonra neyse dediler, oğlum çok nefesi kuvvetli bir hoca varmış. Götürdüler dedi, cinlere basmış. Yok öyle bir şey. Cin var da basmadım yani. Basacak yer mi yok Allah aşkına? Ondan sonra getir bir havlu attı kafama, bir su koydu tencerede. Baktı şimdi geliyor diyor. Geldi mi? Gelmedi diyorum. Şu anda geldi. Yok ya diyorum. Ya nasıl yok orada? Ulan adam öyle bir şey yapıyor ki. Mecburen kaldırmayacak, başımı açmayacak yoksa. Geldi dedim. Ne yapayım? İşte o dedi seni çarpmış falan filan. Bir tane nuska yazdı, astım buraya. Ondan sonra birkaç gün sonra, tabii geçmedi, aynıyım. Daha güzel keskin bir hoca var dedi, derin. Oraya gittik. O da dedi, cemaatine çarpmışsın dedi, cinlerin. O da bir tane astı buraya. Öteki de astı. Gazi Osman Paşa'ya döndüm ya. Her tarafında madalyalar. Ben öyle buldum bunu. Öyle kolay değil. Benim rahmetli eniştem, timarhanenin Manisa Akıl Hastanesi'nin arabalarını tamir ediyor. Tabii görüyor benim halimi. Orada gelen doktorlara demiş, psikiyatrik doktor, ya bizim bir kayınbirader var, genç çocuk. Çok üzülüyor. Hasta oldu böyle. Ne yapacağız ona? Demiş, getir hastaneye. Sinirliler koğuşu var. Oraya koyarız. Gider misin? Giderim tabii dedim ya. Denize düşen yılana sarılır. Gittim, ben zannettim özel bir koğuşa koyacaklar beni. Attılar delilerin içine. Kolay bulmadık arkadaş. Bedava bulmadık. Delilerin içine girdim. Hepsi deli. Başıyorla, bağırıyorla falan. Girdim, bana bir kabin verdiler. Bir deli pijaması verdiler. Onu giyeceğim. Delinin biri geldi. Bana bak dedi. Paraların maralın varsa bana ver. Defol lan dedim. Zaten sizin gibi delilere iyilik yaramaz. Ulan dedim, delileceğim mi yoksa ben burada? Vallahi üç gün kaldım delilerin içinde. Öbür eniştem geldi, çıkardı, çıkarması değil, kalacaktım orada. Bütün kalbimde, kafamda sorular, şüpheler, tereddütler, hepsi burada cevabını buldu elhamdülillah. Çok şükür. Rahatım şimdi. Şimdi o biçim neşeliyim. 76 yaşındayım ama 20 yaşında gibi enerjim var. Allah'ın izniyle. Böyle. Onun için sorular bekliyorum. Bağıra bağıra. Kadere. Aferin. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden diyor, kederden emin olur. Evet. Bir şey anlatayım evladım. Peygamber Efendimiz zamanında sahabeden birisi evlenmiş. O gece gerdeğe girecek. Demiş ki bu delikanlı bu akşam vefat edecek peygamberimiz. Fakat sabahleyin delikanlı mescide geliyor. Resulullah Efendimiz görüyor. Hayret ediyor. Oğlum diyor, hayrola nedir? Ne yaptın sen bu gece? Efendim diyor, biliyorsun evlendik falan. Ne hayır işledin? Ya Resulallah diyor, hiçbir hayır işlemedim ama bize bir tepsi börek verdiler. Gerdeğe girenlere verirler. Bize de tavuk vermişler değil mi hanım? Bir tavuk vermişlerdi. Verdiler, kapı çalındı, bir gariban geldi, fakir demiş, ben de tepsiyi ona verdim. Ben olsam vermem. Bir parça verdim, kendime de ayırdım. Ama adam delikanlı demek, hepsini vermiş tepsiyle beraber. Ha demiş evladım, az sadaka çok belayı def eder. Şimdi gel bakalım demiş. Nerede yattın sen bu akşam? Gidiyor. Efendim orada çek yatıyor, yatak yerde biz eskilerde yatardık. Annem biraz yumuşatır, tak yatardık oraya. Nerede çek yat, mek yat?
Kaldırıyor yatağı, altında koca bir yılan çöreklenmiş böyle. Kardeşler demiş, bu yılan bunu sokacaktı. Kaderinde bu vardı. Fakat bu hayrı yapmakla Cenab-ı Hak onu def etti. Ya. Onun için bazı şeyleri Allah'ın üç çeşit kanunu vardır bakın. Kader, kaza, ata. Kader bir şeyin takdiri demektir. Hakim tabir verim anlaşılacak şekilde. Bu diyor idam ediliyor, hakim karar veriyor, kalemini kırıyor. Ama hakim asmıyor değil mi? Kazayı kim yapıyor? Cellat yapıyor, cellat. Ona da kaza denir. Yani yerine gelmesi. Bir de ata var, ata. Asılacak ama padişah haber gönderiyor. Asmayın, affettim. O da ata oluyor. Demek ki bazı kader var, bize gelecek ama Cenab-ı Allah atasıyla onu bozuyor. Yapılan hayırlar, iyilikler. Bir de tabii iki tane bir levh-i mahfuz var, bir de levh-i mahf ispat var. Levh-i mahfuzdaki değişmiyor da levh-i mahf ispattaki değişiyor. Bu da var. Şimdi Cenab-ı Allah peygamberimize gaybı bildirirse bilirdi. Yoksa peygamberimize bilmezdi. Allah bildirirse peygamberimiz de bilirdi. Demek ki onu Allah peygamberimize bildirmemiş. O adamın ölmeyeceğini bildirmemiş. Görüyor orada. Bu adam ölecek. Levh-i mahf ispatta görüyor. Ama o adamın öyle bir hayır yapıp atasına mazhar olacağını peygamber de bilmiyor. Onun için diyor bu adam ölecek. Evladım, açılmışken kader mevzuu, seviyorum böyle sorular sorun ya. Mal müşteriye satılır. Şimdi ben bir gün İzmir'de, eskiden böyle üniversiteler nerede? Üniversitenin yanında kafeler vardı, kafe. Oraya gidiyorduk, kafe. İzmir'de Buca Üniversitesi, orada bir tane kafe vardı. Biz bize kafesi. Biz de gidiyorduk, iki üç kişi gidiyoruz. Birisi orada duruyor, biri bu tarafa geçiyor. Danışıklı dövüş. Biz de burada iki kişi oturuyoruz. Tabii orada herkes bir arkadaş almış yanına. Kız arkadaşı var, erkek kardeşi. Muhabbet ediyorlar. Biz de gidip oturuyoruz. Mesela yanımdaki arkadaşa diyorum, Mehmetçim, şu burnuma çok hayret ediyorum. Abi diyor, neyine hayret ediyorsun? Ya diyorum, ne kadar harika bir şey. Bütün kokuları alıyor. Hayret, hayret, hayret. Ya oh diyor, ya öf diyor. Ya bir laboratuvara bir şey götürüyor, 3 saat sonra gel neticeyi vereyim diyor. Bu hemen veriyor. Oh, öf. Ne harika bir şey. Şimdi tabii böyle anlayınca onlar kulak kabartıyorlar. Sonra diyorum, bu da bak ses. Acayip. Sesleri alıyor. Bu tatları alıyor diyorum bak. Kavunu suratına sürsen tat almaz. Ensele sür almaz. Buraya gidip tat alıyor. Ne acayip bir şey. Bakıyorum biraz sonra gençler yapıyorlar. Tamam, işler açıldı. Tak ayağa kalkıyorum. Allah ne verdiyse. Şimdi bakıyorum gençler böyle şevkle dinliyorlar. Ama her yerde bir tane de muarız çıkar. Baktım bir kızımız bir raket almış yani, raket. Ben dükkanımda satıyordum onlardan. Pimpona böyle vuruyor. Tık, tık, tık. Benim konsantrasyonumu bozmaya çalışıyor. İşte herkes böyle dinliyor. O böyle yapıyor. Tık, tık. Tabii tahrip kolay, tamir zor. İşte o kadar insan dinliyor ama bu burada tahrip ediyor. Döndüm, dedim hanımefendi, insan olmak için dilekçe verdiniz mi? Anlayamadım dedi. Dedim dünyaya gelirken, ya Rabbi beni insan yap, kirpi yapma, kertenkele yapma, ne olur yılan yapma, çakal yapma. Beni insan yap Allah'ım. Böyle bir istekte bulundunuz mu? Hayır dedi. Ama dedim bak Allah sizi insan yaratmış. Ne kadar sizi çok seviyor ki sizi insan yaratmış. Taş yapabilirdi, odun yapabilirdi, kertenkele yapabilirdi, yılan yapabilirdi, fare yapabilirdi, insan yapmış filan. Onun için dedim sizi çok seviyor demek ki. Deyince baktım eli aşağı indi böyle. Tabii yumuşak davrandık. Desem ki kızım ne gürültü yapıyorsun? Neye bozuyorsun? Dersimizi sabote mi ediyorsun?
Ha. Ondan sonra dedi ki kader var mıdır dedi. Hemen kadere. İmanın 6 tane şartı var. Âmentü billah ve melaiketi ve kütübi ve rusulihi ve yevmül âkiri ve bil kaderi. Kader 6.'dır. Bunları hazmedeceksin, sonra kaderi anlayabilirsin. Ama hemen kaderden dalıyor. Ters yerden giriyor yani. Kader var mıdır dedi. Vardır dedim. E varsa dedi benim yapacağım bir şey yok. Dedim senin yapacağın çok şey var. O senin dediğin şarkı dedim. Kaderim böyleymiş ne söylesem boş. Yapacağın çok şeyler vardır. Kader demek dedim miktar demektir. Ölçü demektir. Takdir demektir. Hani kadar deriz ya. Kadarın aslı kaderdir. Biz onu bozmuşuz. Kadarlaştırmışız. Ne gibi? Mesela kaim anaya kaynana demişiz. Aslı kaim ana. Anam gibi. Kaim peder, kayın peder. Kaim makam, kaymakam. Geçen de bir kaymakamı anlattım bunu. Sağ ol hocam dedi. Bu kadar senin kaymakamın bu işi bilmiyordum. Kaim makam. Makam devam eder. Her neyse. Ondan sonra dedim vardır. Kader Allah'ın ilmidir dedim. Öyle diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kader ilim nev'indendir. Kudret değil, irade değil, ilim. İlim. Allah kudretiyle sana müdahale etmiyor. İradesiyle müdahale etmiyor. Sadece senin ne yapacağını biliyor. Dedim Cenab-ı Allah bizim ne yapacağımızı biliyor. Ama bize müdahale etmiyor. Çünkü ilimdir. Biraz daha dedi, somut anlatır mısın? Somut. Ben somutu da bilmiyordum o güne kadar. Ben soyut zannediyordum, soyut. Soyulmuş daha güzel görünür. Meğersem somutmuş. Biraz da somut bir örnek ver dedi. Vereyim dedim. Bak dedim karşıda bir birahane var. Oradan birisi çıkmış, çok içmiş. Adam böyle gidiyor. Ha düştüm, ha düşeceğim. Ha düştüm, ha düşeceğim. Sen de arkadaşına diyorsun. Semra, bak bu salak çok içmiş, şimdi düşecek. Der demez adam düşüyor. Kafasını duvara vuruyor, beyin kanamasından ölüyor. Vay be! Polisler geldiler, cenaze orada. Soruyor polisler, kim öldürdü bu adamı? Ben dedim, seni gösterdim. Bu bayan öldürdü. Neden dedi ben öldürmüş olayım? Düşecek dedin, düşürdün adamı. Canım dedi benim düşecek dememle dedi düşer mi? Ha işte kader bu dedim. Kader bu. Sen onun düşeceğini bildin. Senin bilmen onu düşürmedi. İşte kader budur. Allah bizim ne yapacağımızı biliyor. Bizi düşüren o değil, kendimiz. وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلَا diyor. Size hurmanın zarı vardır böyle çekirdeğin az. O kadar ben diyor zulmetmem. Velakin enfüsehum yazlimun. Velakin siz nefsinize zulmediyorsunuz diyor. Dedim, eğer sen gidip bir de arkasından kaktırsaydın, bak bu adam şimdi nasıl düşecek, o zaman sen düşürmüş olurdun. Ama sen buradan düşecek diyorsun. Sadece onun düşeceğini biliyorsun. Senin bilmen onu düşürmüyor. Sen onun düşeceğini bildin. Çok teşekkür ederim. Yanıtınız kanıt verdi dedi. Peki dedi madem ki Allah böyle her şeyi biliyor. Niye bunu iki aşamalı yaptı? O zaman üniversitelerde iki aşamalı vardı. Birinci aşamayı kazandın mı? İkinci imtihana girme hakkını kazanıyordun. Aşama kelimesi çok geçiyordu. Neden bunu dedi iki aşamalı yaptı? Yani hem dünya hem ahiret. Madem ki biliyor bizim ne olacağımızı, şimdiden, hiç dünyaya getirmeden bu işi yapardı. Dedim, isminiz ne? İsmim dedi, bir isim söyledim. Bak dedim, kardeş, yarın Cenab-ı Allah seni götürdü, cehenneme attı. Bak kulum, sen dünyaya geldiğin zaman bana inanmayacaktın. İçki içecektin, dans edecektin. Benim yap dediğimi yapmayacaktın. Yapma dediğimi yapacaktın. Onun için ben seni cehenneme atıyorum. Dese itiraz etmez misin? Canım dedi öyle büyük zata orada itiraz edilmez. Yakalandın. Burada itiraz ediyorsun dayağı yemeden. İki aşamalı neye yaptı demek itiraz değil mi? Orada dayağı yiyince
feryat edersin. Dedi, teşekkür ederim, kaçamadım dedi. İyi dedim. Nasıl, iyi mi? Kader Allah'ın ilmidir. Ne yapacağımızı biliyor. Aminna. Bilmese Allah olmaz zaten. Tabii bilecek. Tabii bilecek. Ya. Bir şey daha anlatayım sevgili kardeşlerim. Çor, deminden beri şarkı söylemiyoruz burada. Sen de hoş geldin canım. Tebrik ederim. Şimdi sevgili kardeşim, bakın, bizde irade-i cüz'iye var. İrade-i külliye Cenab-ı Allah'ın. Ben şimdi kalkmak istiyorum. Bak, irade-i cüz'iyemde kalkmak istiyorum. Beni ayağa kaldıran Allah'tır. Ben konuşmak istiyorum, konuşturan Allah'tır. Tamam mı? Ben yürümek istiyorum, yürüten Allah'tır. Ben yemek istiyorum, yediren Allah'tır. Ben öldürmek istiyorum, öldüren Allah'tır, katil ben olurum. Ha. İsmi faildir, mastardan yapılır. Mastar benim hareketimdir yani. Onun için Cenab-ı Hak kaderiyle bize müdahale etmiyor. O biraz evvel okuduğunuz ayet, estağfurullah. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışabetün. Onların kalpleri mühürlüdür, kulakları sağırdır, gözleri kördür. Hakikati görmezler. Şimdi burada kulakları sağır derken onların kulakları daha önce sağır değildi. Hakkı dinlemeye, dinlemeye, dinlemeye kulakları sağır olmaya layık oldular. Mesela Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor ki: "Lekad halaknal insane fi ahseni takvim." Ben insanı en güzel surette yarattım. "Sümme radetnahu." Onlar benim emrimi reddettikleri için esfere safilin. "Sümme radetnahu esfere safilin." Onları esfere safiline attım diyor. Allah kimseye kadir etmez. Cenab-ı Hak diyoruz bak. Zulümden münezzehtir. Hiçbir kimseye Allah zulmetmez. Neden etsin? Ne ihtiyacı var? Hepsini o yaratmış. Mesela bana bazıları diyor ki, ya diyor biz diyor, Türkiye'de duruyoruz, ezan dinliyoruz, Kur'an dinliyoruz, Ramazan bayram görüyoruz, Müslümanız. Ya Avrupa'dakiler, daha Madagaskar'ın bilmem ne köyünde, Fransa'nın bilmem ne adasında adam hiçbir şeyi duymamış. Biz cennete gideceğiz, o cehenneme gidecek. Bu haksızlık değil mi? Ağır ol kardeşim. Evvela senin cennete gideceğin falan daha belli değil. Bu bir. Öyle kolay değil cennete gitmek. Adam bir gece bekçisi olacak, kaç tane kapasiteden geçiyor. Kolay değil o cennet. Bir. İkincisi, Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor ki, estağfurullah, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Ben Resul Peygamber gönderip de ikaz etmediğim insanları azap etmeyeceğim diyor. Ne kadar güzel. O adam belki kurtulacak ama ben kurtulabileceğim mi? Bilenlerle bilmeyenler bir değildir. Neyde? Kalitede, izzette, şerefte, bir de dayak yemekte. Bir olay oluyor, genel müdürü içeri atıyorlar. Tabii. O çünkü en yüksekte olduğu için onun çok dikkat etmesi gerekirdi. Neden dikkat etmedin? Onun için Cenab-ı Allah Kur'an'da onları azap etmeyeceğim diyor. Bir. İkincisi, hani burada duyuyoruz biz, görüyoruz falan. Kardeş, Türkiye'de olup da din düşmanı var mı? Soruyorum size. Ha? Var. Duyuyor adam. Ezanda duyuyor, kâmette duyuyor, Ramazan'da görüyor, bayramda görüyor, kurbanda görüyor. Fakat dinin aleyhinde. Avrupa'da olup da Müslüman olanlar var mı? Demek ki onlar dezavantajlı ama
avantaja geçti. Bizimki avantajlıydı, dezavantaja gitti. Tekrar soruyoruz. Ebu Leheb'i tanıyor musunuz? Kim? Peygamberimizin amcası. Bu adam avantajlı mıydı, değil miydi? Yeğeni peygamber. Ama en büyük kafir oldu. Tebbet yeda Ebu Leheb'in de Kur'an onu telin ediyor. Firavun avantajlı değil miydi? Evlatlığı peygamber. Ha, demek ki bu iş duymakla duymamakla da ilgili değil. Ha, ona göre sonra Allah diyor ben ikaz etmediğim adamlara azap etmeyeceğim. Peygamber göndermedim. Ama peygamber geldi. Geldi ama peygamberin davası o adama gitti mi? Sen gittin anlattın da o adam kabul etmedi mi? Sen dedin bu Allah yapıyor bunu. Cenab-ı Hakk'ın rahmi. Yok o kendi kendine olur. Olamaz. Odun yapmıştır onu. Der de inkar ederse o zaman kafir olur. O adam kafir değil. Mümin de değil, kafir de değil. İkisinin arasında bir şey. İnanmıyor ve bilmiyor. Buyur kızım. Çok teşekkür ederim öncelikle geldiğiniz için. Yani bilgilendirdiğiniz için. Benim şimdi 12 yaşımdan, yani 20 yaşına geldim. 8 senedir hala çözüm bulamadığım bir dini sorum var. Hatta bunu lise hocama sormuştum. En son bana yani kendim araştırdım dedi. Bulamadım hocam yardım edin dediğimde de senin gibi Müslüman olmaz gibi bir cevap verdim ona. Çok da kırıldım. Umarım cevabını sizden alabilirim. Şimdi bu kaza ve kaderle ilgili bir mevzu benimkisi. Dediniz ki insanlar bilir, Allah bilir ama müdahale etmez kadere. Tabii etmez. Yani müdahale etmez derken senin hareketlerine müdahale etmez. Bunu sana takdir eder yersin. O başka. Senin hareketlerine müdahale etmez. Yani içki içmek sen. Namaza gidersin sen. Dansa gidersin sen. Tamam mı evladım? Ha. Ama benim sorum, yani, devam et. Sorum şu benim. Şimdi insanlardan farklısı bir de Allah yarattı bizi. Yani bu nefsi bana Allah verdi. Bu kişiliği de bana, bu hayatı da bana Allah verdi. Amin. Yani benim bir olay sonucunda günaha mı gireceğim, sevaba mı gireceğim? Bu tabii ki de o biliyor. Biliyor. Çünkü o buna sebep olmamı gerektirecek özelliklerde yarattı beni. O nefisle o kişilikle yarattı. Evet. O zaman ben yani neden bilerek yaratmış sonuçta bir kişilikte? Evet. Neden bunun cezasını çekiyorum? Şimdi evladım, bu bir imtihan. Mesela şimdi hoca sana sorular soruyor değil mi? Çeldirici soru var mı orada? Var değil mi? A, B, C, D. Şimdi hoca senin onu yanlış yapacağını biliyor ama sana soruyor seni. Sınıf geçirecek. Eğer Allah bizi böyle bir imtihana tabi tutmasaydı zaten bizden önce hayvanlar vardı. Hayvanlarda ne alçalmak var ne yükselmek var. Yani 1000 sene evvelki eşek affedersin. Nasıl eşekse şimdiki gene öyle bir eşektir. Hiç yükselme olmamıştır. Alçalma da olmamıştır. Ama insanlarda nefis var, ene var, akıl var, vicdan var. Şimdi Cenab-ı Allah bize aklı vermiş, vicdanı vermiş, mantığı vermiş, nefsi de vermiş. Peygamberleri de göndermiş. Kulum diyor böyle 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 yap, böyle böyle yapma diyor. Sonra zarar görürsün diyor. Diyor. İşte biz onların arasında nefsimizi mi dinleyeceğiz? Peygamberi mi dinleyeceğiz? Burada çıkacak meydana. Şimdi beraber sen de dürüst geçiniyorsun, ben de dürüst geçiniyorum herkes. Demek herkes diyor ki rüşvet yiyenlere kızıyor adam ama acaba kendisine o fırsat gelse yiyecek mi yemeyecek mi? Ya tabii böyle bir imtihanın olması lazım. Gidiyoruz seninle beraber, baktık yerde bir cüzdan, kolun içinden kenardan görünüyor eurolar. Ben dürüst geçiniyorum. Sen de dürüst geçiniyorsun. Ben diyor, adın ne senin? Yeter. Kevser. Yeter. Ha, kızım diyorum bak ben ne güzel cüzdanda paralar var. Yok abi haramdır tövbe. Ya alalım beraber kırışırız. Yok ben almam. Bak şimdi ben diyorum alalım ya. Hayra veririz. Camiye veririz. Vermeyecek esasında. Camiye veririz. Hayır yaparız. Sevap yaparız falan. Gavurun biri düşürmüş falan. Sen kabul etmiyorsun. Ben diyorum ki vallahi ben kaçırmayacağım bu fırsatı, alıyorum. Ne oldu? Biraz evvel ben de dürüsttüm, sen de dürüsttün. Ne oldu? Ben dürüst değilmişim demek ki. Ya işte dürüst olmadığımı Allah bana ispat edecek öyle.
Onun için tabi vermiş. Nefsi de vermiş, eneği de vermiş, peygamber de göndermiş, kitap da göndermiş, akıl da vermiş, vicdan da vermiş. Bunların arasında koşturacağız. Nasıl, iyi mi? Peki, şeytana gol atacağız. Mesela böyle koşturuyor, böyle gidiyor, böyle çalımlıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Kaleye golü atıyor. Ya Allah'ın bir olduğuna inanın. Çünkü Allah bir, bak. Bak benim burnum burada, Obama'nın da burada. Aslanın da burada, kaplanın da burada. Ne diyor bu burun? Bu burun diyor ki beni buraya kim koyduysa bütün burunları o koydu. La ilahe illallah. Bu kulaklar öyle diyor. La ilahe illallah. Benim burnumdan ne akıyorsa Sarkozy'nin burnundan da akıyor. Allah Allah! Dedim ki siz bunu böyle kabul ederseniz öbür tarafa gittiğiniz zaman güzel bir dayak yedikten sonra cennete girersiniz. Çok hoşlarına gitti. Yanacak demedim ben. Güzel bir dayak yedikten sonra cennete girersiniz dedim. Böyle açık başla girersiniz. Ama Allah'a inanmazsanız, onu tanımazsanız bir girdiniz mi var ya bir daha çıkamazsınız. Bunu Ağrı'da üniversitede anlattım, bu olayı tekrar anlattım. Orada açık kızlarımız da vardı. Sonra açık bir kızımız arabamın yanına geldi. Ben gidiyordum. Terliydim hatta. Yine de terliyim. Hocam dedi, bir şey dedi. Çok teşekkür ediyorum dedi, konuşmanızdan çok etkilendim. Bu gece örtüneceğim dedi. Dayak yemek istemiyorum dedi. İyi değil mi? Asrın imtihanı, zamanınızın imtihanı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Sor. Said Nursi Hazretleri o kadar zulümle karşı karşıya kalsa da her zaman tek hayatında değişmeyen prensip müsbet hareket etmekti. Tabii, müsbet. Ve şu an bizim en ihtiyacımız olan da bu. Bizler nasıl müsbet hareket edeceğiz bunu bilmiyoruz ve gerçekten bunu öğrenmeliyiz. Müsbet demek kardeşim, isabetli hareket etmek demek. Mesela sana ters davrandı birisi. Mesela bana geçenlerde birisi dedi ki, mesela ben dedim tavuğu anlatıyorum. Tavuk diyorum bak korkaktır ama civcivleri olduğu zaman cesur kesir. Hok 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 saldırıyor dedim herkese. Yavrularımı bakacağım diye. Dedi içgüdüsüyle hareket ediyor. Doğru söylüyorsunuz dedim. Yani içten birisi güdüyor. Görünmeyen birisi güdüyor. Şimdi desem ulan ne içgüdüsü? İlahi güdü denir de dedim doğru söylüyorsun. İçten birisi güdüyor. Bizim görmediğimiz birisi güdüyor. İşte o da bizim Rabbimizdir. Tabii tabii dedi. Şimdi direkt onun nasırına basarsan kabul etmez. Müsbet. Geçenlerde arabamla iniyorum böyle yokuştan aşağı. Karşıda da bir minibüs geliyor. Şimdi o zannettik ben önünü kapatacağım ama ben çabucak böyle kaydım. Çıkardı başını. Ne yapıyorsun be dayı? İyiyim yeğenim, sen nasılsın? İşte bu. Ne yapıyorsun be dayı? Şimdi bana sorun olan desem, al bir kavga. Dayı dedi adam, fena mı? İyiyim yeğenim. İşte müsbet bu. Müsbet bu. Mesela bir gün kahvede oturuyorum, ders yapıyorum. Birisi böyle yatmış. Hocam. Soruya bak Allah aşkına. Hocam, Süleymancılar böyle dua ediyor. Nurcular böyle ediyor. Camiciler böyle. Tarikatçılar böyle. Bunun hangisi daha kıyak? Soruya bak Allah aşkına. Ben de kardeşim dedim, siz hangisinden yapıyorsunuz? Vallahi dedi ben hiçbirini yapmıyorum. Dedim birisini yap inşallah Allah kabul eder. Peygamber Efendimiz bazen böyle yapmış. Bazen belalardan sığınırken verme ya Rabbi demiş. Bazen böyle, bazen çoksa böyle. Sen dördünü dedim yapamazsın. Birini yap inşallah Allah kabul eder. Adam düzeldi böyle. Sağ ol hocam dedi bak. Sonra birkaç ay sonra ben o beldeye yine gittim. Bizim cemaatimiz dershane açmış. Dershanede birisi çay dağıtıyor. Bana sordu biri. Abi dedi bu çay dağıtanı tanıyor musun? Tanımıyorum dedi. Bu var ya sana kahvede hangisi daha kıyak demişti ya o beş vakit namaz kılıyor dedi. Çok sevindim. Hani karşıya kadar mavi şehirde bana bir daire verselerdi o kadar sevinmezdim. Evim var oturamıyorum yani. Müsbet. Daima en güzelini cevap vermek.
Ve izâ hâtabehumul cahilûne kâlû selâmâ. Cahillere diyor muhatap olduğunuz zaman selam deyin. Mesela affedersin bir köpek orada hırlıyor. Hırrrr, hırrrr, hoş desen üstüne saldır. Ben ne yapıyorum? Başlıyor. Gene hır diyor ama kuyruğunu sallıyor. Hırrrr, hırrrr. Biraz daha yapsam gidip sevebilirim bile. Ha, bunu biz hayvana bile yapıyoruz. Anladın mı kızım benim? Allah razı olsun. Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, zindanlarda bana yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim diyor. Çok lezzet aldım yani bu. Çok üniversitelere gidiyorum. Burada ayrı bir lezzet aldım. Söyle kızım ama namaz vakti. Ben sorayım ben size. Kısa bir soru soracağım. Deist hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da deistlik hakkında nasıl bakıyorsunuz? Ne? Deistlik ve deistliğe nasıl bakıyorsunuz? Deist mi? Evet. Ha. Allah ilini versin. Bir gün bir sohbetimizde doktor bir kardeşimiz var. Onların damadı da geldi, ben de geleceğim demiş. Ne yapıyorsunuz göreyim. Gelmiş, şortla geldi adam. Sanki maça gidiyor. Ya olsun, biz kimseyi dışlamıyoruz. Tabii konuşuyorum, anlatıyorum. Baktım arada bir itiraz ediyor. İtiraz ediyor. Ateist misiniz dedim. Hayır dedi, deistim dedi. Deistin de ne olduğunu bilmiyorum valla. Aklımda kalsın diye deyusla bağlantı yaptım. Deist aklıma geldi mi, deist de geliyor. Dedim, siz deistler olarak ne yapmak istiyorsunuz? Biz dedi, Allah'a inanırız ama peygamberlere inanmayız. Neden ya dedim. Peygamberler biz zaten Allah'ı tanıtmak için gelmiş. Biz direkt Allah'ı tanıyamayız ki. Evet bir kuş var ama merhametli midir, gaddar mıdır mesela? Bir sallıyor, yüz binlerce insanı toprağın altına gömüyor. Oo çok gaddar. Bu tarafta bakıyoruz, bu kadar nimetler veriyor. Çok merhametli. Anlayamayız dedim. Peygamberler bize Allah'ı tanıtıyor. İşte bu deistliği bir daha gözden geçirin. Çünkü bak Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, güneş ışık vermeksizin olmadığı gibi uluhiyet de peygamber göndermeksizin mümkün değildir. Allah varsa peygamberler de var. Böyle anlattım. Öyle kaldı. Sonra düşündüm kardeşler. Neden bu adam deist oluyor? Niye peygamberlere inanmıyor? Ha, şimdi peygamber bize ne getiriyor? Kitap getiriyor. Şeriat getiriyor. Din getiriyor. Bu haramdır, bu helaldir. Bu yasaktır, bu serbesttir. Zina haramdır, içki haramdır. Ha, şimdi bu da bunları yapmak istiyor ya. E Allah da yukarıdan bağırmıyor. Kulum zina yapma. Bağırmıyor tabii. Namaz kıl kulum. Haram yeme demiyor. Ne güzel. Ben hem Allah'a inanırım diyor. Hem de her çocuk rezaleti yaparım. Onun için demek o deist aynı zamanda da deyyus olmuş oluyor. Allah hepinizden razı olsun.